Merhaba, İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programını izlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım, rejide sevgili arkadaşım Ali Vatansever'le birlikte yine bu programı gerçekleştiriyoruz. Sevgili konuklarım, Erişilebilir Her Şey ile birlikteyiz. Erişilebilir Her Şey sosyal girişimi nasıl yola çıktı, kimdir, ne yapar ve erişilebilirlik nedir? Kent hakkı odağında erişilebilirlik ve kültür sanat odağında erişilebilirlik üzerine neler yapabiliriz, nasıl tahayyüllerde bulunabiliriz bunları konuşacağız diye umuyoruz. Önemsediğimiz bir konu. Çok teşekkürler. İyi ki geldiniz. Sevgili konuklarımı tanıtayım. Erişilebilir Her Şey sosyal girişiminin kurucularından Seben Ayşe Dayı, Selim Berke Yarar, Hale Yıldız ve girişimin kültür sanat danışmanı Eser Epözdemir konuklarım. Bugün kalabalığız. Oldukça da bol verimli bir konu üzerine konuşacağız. Çok sayıda projeler gerçekleştiriyorlar. Aynı zamanda da çok güzel, bizi çok mutlu eden bir haber de burada vermek istediğim bir haber. İbrahim Budur Sosyal Girişimcilik Ödülleri'nde ileri aşamada kategoride ödül aldılar. Bu ödül vesilesiyle de tebrik ederim emek veren herkesi, tüm ekibi. Hoş geldiniz diyeyim. Çok teşekkür ederiz. Hoş bulduk Yağmur. İyi ki davet ettim bize. Ben çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Ben hemen ilk sorumla başlayayım. Erişilebilir Her Şey kimdir? Ne yapar? Nasıl bir araya geldiniz? Nasıl yola çıktınız? Üç kurucu hazır buradayken hemen hikayenin başına dönelim. Merhabalar, ben Hale Yıldız. Çok teşekkürler sıcakkanlı karşılamanız için öncelikle. Biz aslında Selim ve Seben'le birlikte üniversitede tanıştık ve üniversite arkadaşıyız. Üçümüzün de farklı engel durumları var. Ben 2008 yılında geçirmiş olduğum trafik kazası sebebiyle aktif olarak tekerlekli sandalye kullanmaya başladım. Selim ve Seben yine doğuştan itibaren serebral parsililiği deneyimleyen bireylerdi. Ve biz birlikte üniversitede tanışıp sosyal alanda, dışarıda etkinliklere katılmaya çalıştıkça ya da işte kültür sanat alanında bir yere gitmek istediğimizde hep engeller karşımıza çıktı. Özellikle bu kent tarafında sizin de konunuz ve bugün odağı olan kent erişilebilirliği tarafındaki sıkıntılar sebebiyle biz artık hani bunu gündemimize alıp sadece bizim için değil, bizim gibi engellenmiş bütün bireyler adına bir şey yapmamız gerektiğini düşünerek erişilebilir her şey sosyal girişimini kurduk diyebiliriz. Erişilebilir her şey aslında çok hani basit anlamında kültür ve sanat alanı, kamu kurum kuruluşları, bütün sivil toplum ve özel sektör dahil olmak üzere erişilebilirlik anlamında danışmanlık veren, koçluk hizmeti sunan bir sosyal girişim diyebiliriz. Bu anlamda kendi içimizde ayrılan erişilebilirlik standartlarımız var. Fiziksel erişilebilirlik, içeriksel erişilebilirlik, iletişimsel erişilebilirlik anlamında da firmalara, kurum ve kuruluşlara, bireylere bu anlamda eğitimler düzenliyoruz. Hem fiziki anlamda yani firmaları gidip denetleme anlamında, orada yapılması gereken fiziki standartlar anlamında raporlar çıkartıyoruz. Hem de kurum ve kuruluşları yine erişilebilirlik ve engellilik alanında destekleyecek, farkındalıklarını arttıracak eğitimler düzenliyoruz. Pandeminin etkisiyle birlikte özellikle online platformlarda da eğitimlerimizi arttırdık. İşaret dili eğitimlerimiz, sağırlık kültürü eğitimlerimiz ve işte kör bireylerin dışarıda nasıl rahat gezebilir, bireysel olarak katılımları, sosyal hayatı nasıl mümkün olabilir noktasında da bütün standartları gözeterek hem dünyada hem Türkiye'de bunları daha fazla kitleye ulaştırmak için çalışmalar yapıyoruz diyebiliriz. Evet, pek çok farklı alanda pek çok farklı proje yapıyorsunuz. Yani bu kadar kısa bir zamanda bu kadar farklı alanlarda hem eğitimler hem projeler hem kurumlarla birlikte, kişilerle birlikte işbirlikleri oldukça hani dolu dolu geçiyor gibi. Ki gösterdiğiniz fotoğraflardan birindeki eğitimlerden birinde katılımcı bir arkadaşım, bu yıl yaptığım en iyi şey bu eğitime katılmaktı diye çok çok da bahsetmişti. Hani ben de bu vesileyle haberdarım. Bu vesileyle izleyicileri de duyuralım isterim devam eden eğitimlerinizi, ki
programın sonunda bu konuya tekrar döneceğimizi düşünüyorum. Oldukça fazla projeniz olunca da sohbetin akışına göre konuşacağız diye düşünüyorum. Projeleri ve yaptıklarınızı, neler yapabileceğimizi, düşünebileceğimize geçmeden öncelikle bu erişilebilirlik kavramı nedir ya da siz hangi perspektiflerle nasıl bu konuya yaklaşıyorsunuz? Ben öncelikle bir kavramı sorabilir miyim size? Biz burada belki Selim'le böyle Selim teknik, bende daha sosyal taraftan cevap verince daha derli toplu oluyor konu. Çünkü erişilebilirlik çok ayaklı bir olay. Bence bir düşünme biçiminde ama teknik anlamıyla erişilebilirlik nedir dersek, bir markanın, bir herhangi bir ürünün, bir nesnenin, bir mekanın, hatta şu an yaptığımız dijital yayının gibi gibi aslında dünyada insanın yarattığı her şeyi yaşlılar, çocuklu aileler, tabii ki engellenen bireyler başta olmak üzere herkes için anlaşılabilir, uygulanabilir ve kullanılabilir olmalı. Yani bir şeyi anlayacağız, rahat kullanabileceğiz ve sürekli kullanabileceğiz diye anlatabiliriz. Ama erişilirliği her şey olarak bu başlıkta demin halinin de bahsettiği gibi üçe ayırıyoruz. Selim biraz ondan bahsedeceğim. Erişimlikten ne toplumun aklına rampa geliyor. Ama aslında erişimlik rampanın ibaret değil. Yani erişimlik engelli dediğinizde teker sandalye fikri ve rampa. Hadi bileminiz kılavuz çizili geliyor. Ama aslında erişimlik bu üçlüden ibaret değil. Aslında çok farklı engel grupları var. Hepsi için farklı farklı yerlerin erişebilir söz konusu. Erişebilir diye erişebilir her şey olur. Şöyle gördük. Bir, fiziksel erişebilirlik. Biraz daha aşina olduğumuz kısım mimariden ve kent olanından. İki, içeriksel erişebilirlik. Yani bu da ürettiğiniz içeriklerin erişebilir lazım. Bir ürün üretiyorsunuz. Ne? Bir termos ürettiniz. Bu termos aslında herkes kullanabiliyor mu? Tasarımında bu evrensel tasarımda düşündük mü? Ya da dijital bir yayınımız var. Ya da internet sitemiz var. Aplikasyonumuz var. Aklınıza gelen bütün içeriklerin aslında standartlara göre erişebilirliği söz konusu. Bir de algılarımızın ve iletişimimizin erişebilirliği var aslında üçüncü aşamada. Bunları düşünebilmemiz için iletişimimizin ve algımızın erişebiliyor olması lazım en başta ve en altta. O yüzden bu üç perspektifte erişebilir diye ele alıyoruz ve bu üç perspektifte dönüşümü sağlamaya çalışıyoruz diyebilirim. Özellikle iletişimsel erişebilirlik tarafında bir minik bir şey eklemek güzel olur. Çünkü biz inanıyoruz ki hâle de demin bahsetti. Aslında iş algıyı değiştirmekle başlıyor. Yani dünyayı nasıl algılarsak bu şekilde ürün ve her ne üretiyorsak aslında onu da öyle tasarlayarak üretiyoruz ya. İşte iletişimde algısal erişilebilirlik dediğimizde de engelliliği nasıl algılıyoruz? İşte yardım temelli mi bakıyoruz yoksa hak temelli bakıp hakikaten erişilebilirliği savunuyor muyuz? Bunun üstüne ne kadar kafa yoruyoruz gibi. Aslında biz de çalışan hem özel sektörden liderlere hem de kamu kurumu kuruluşlarına bu şekilde düşünmeyi de aşılamaya çalıştığımız bir alan da içeriyor. İletişimsel, algısal erişilebilirlik dediğimiz o üç bacağı biri.
Çünkü aile maaş kuruluş hikayemizi anlatırken aslında kendinden yola çıktık ve hayatımızın farklı yerlerine engellendiğimizi gördük dedi. Aslında sadece biz engellenmiyoruz. Çok büyük, hatta dünyanın en büyük kitlesi engelleniyor. Yani bu dünyanın en büyük kitlesinden bahsediyoruz. Ve iletişimsel tarafımızda en son medyaya göre şunu yaşıyoruz. Engellenen bireyler Türkiye'de %77.1 oranında sosyal dışlanmışlığa maruz kalıyor. Yani 100 kişiden 77'si aslında sosyal anlamda toplum tarafından dışlandığından bahsediyor. Yani günlük hayatınızı ötekileştiriyorsunuz aslında. Yani iletişimsel ve algısal olarak bu kadar ötekileştirdiğiniz bir dünyada aslında hiçbir yalanda düşünmediğiniz bir kent odağında da düşünmediğiniz bir gerçeklik ortaya çıkıyor diyebiliriz. Verisel bağlamda da baktığımızda. Evet, evet. Yani bu bahsettikleriniz çok önemli. Serim'in çok basit örneği gerçekten ne kadar çarpıcı. Erişilebilirlik dediğinizde aklınıza rampa geliyor. Fakat bu işin sadece bir parçası diye. Sonrasında Türkiye'den veriler de aktardınız. Bu özellikle 100 kişinin, 70'inin kendi gündelik hayatında dışlandığını sosyal anlamda belirtiyor olması çok çok çarpıcı. Biraz daha ben hem bu kent odağına doğru gelmeye başladık, Selim bir ipucu verdi. Bunun özelinde de sorular sormak isterim. Kent hakkı odağında erişilebilirlik üzerine neler aktarabilirsiniz ve nasıl bir tablo var bu anlamda Türkiye'de? Nasıl veriler var ve bunun için yerel yönetimler ya da kenti kullanan bizler, kentliler neler yapabiliriz? Nasıl tahayyül edebiliriz ki az önce Seben de bahsetti. Yani özellikle bunu bizim tahayyül etmemiz, düşünmemiz ve sürekli bunun farklı veçelerinin üzerine tartışıyor olmamız gerekiyor. Yalnız fiziksel erişilebilirlik olarak değil. Bu kent hakkını ele aldığımızda neler aktarabilirsiniz? Ben burada hemen sana elimi alayım. Bugün her bize veri dendiğinde böyle benim yüreğimin ucu sızlıyor ve buradan umarım birileri bizi duyar. Yani pek çok alanda olduğumuz gibi biz Türkiye'de engellilik ve erişilebilirlik konusunda veride de çok geri kaldık. Yani bir veriyi üretmek mesela, o veriye erişmek ayrı bir mesele. Bunun üstüne buradan bizi dinleyen herkese tekrar seslenelim. Veri üretmemiz lazım bu alanda. Mesela bir geceler kent üzerinde İstanbul'da istihdam edilen engellenen birey sayısı kadar spesifik bir veriye bile net olarak ulaşamadık. Yani bu veri dediğin şey niye önemli? Çünkü biz bu verilerin genelden özele doğru gidişine doğru bir şekilde bakacağız ki kentte engelliler hastaneye mi gidemiyor, gerçekten tiyatroya mı gidemiyor, yoksa Mart mı seyredemiyor? Yani etkinliği yapmam zor ama en çok nerede tıkanıyoruz, neye ihtiyaç var? Veri gerçekten bir sorun. Kent üzerinde de şunu söyleyebilirim ya. Yani yeniden tasarlanması gereken ya da inşası devam eden yapılar ya kentlerimiz. Son derecede büyüme hızı Türkiye'de son yıllarda ve tahayyül edilemez şekilde hızlı. Yani burada lütfen düşünürken artık 2022'de bunu herkes için düşünerek çizelim, üretelim, yapalım ya da neyse. Yani bana artık tanık ve örnek vereceğim bir ilçe belediyesi. Aa, köylü için tiyatro yapabiliyor mu demesin ya da bunu daha yaygınlaştıralım. Yani aslında tanışalım. Çünkü engellenen grup engelli kardeşlerimiz gibi bir algıdan çıkmalı önce.
Biz istihdam edebilen aktif rolü oynayan sanata aktif sahne önünde ve sahnede dahil olabilen herhangi bir bireyiz aslında. Önce bunu bir mindset'te, yani kafa yapısında tutmak lazım. Çünkü kent üzerinde engellilik de hala bundan çıkamıyor bence. Yani hale de biz işte. Hale'nin bir arabası var ve Hale'ye sorayım şimdi. Dünyadaki en değerli şey arabası. Çünkü arabası hiçbir şey yapamıyor. Ama şunu düşünmüyorum. Ha, engellenen bir 30'lı kadın arabası var, okey. Peki ya yoksa? Ya da arabası olmayan tekerlekli sandalye kullanan ve yalnız yaşayan bir kadın bu kentte ne yapacak? Şimdi şu olguyu değiştirmemiz lazım. Engelliler yalnız yaşayabilir. Engelliler her gün işe gidip gelebilir. Engelliler akşamları tiyatroya, sinemaya gidebilir. Bu bunu oturttuğumuzda belki kente yeniden bakmak, kenti başka bir gözle düzenlemek gerekecek. Bunu da yapabileceğimiz en güzel şey bizim için biz olmadan asla denilecek masaya birlikte oturacağız. Birlikte konuşacağız. Mesela biz geçen haftalarda İstanbul Planlama Ajansı'nın kent zirvesine katıldık ve orada ciddi engellilik ve konut anlamında destekler verdik. Yani bunların daha tepeden, daha yüksek, daha büyük seslerle yapılması gerekiyor ki ancak mesela demin Ali'nin gösterdiği görseldeki gibi hani o sivri yere kafayı çarpmayalım. Ama o sivri yere kafayı çarptığımızı birlikte görelim. Çünkü bunu biz yaşıyoruz. Bu şey gibi de değil. Özlük çok konuştum ama hadi tekerlekli sandalyeye oturalım, kenti gezelim gibi bir şey değil. Çünkü Hale'nin deneyimini yaşayamazsınız. Hale'nin tekerlekli sandalye kullanma becerisi canavar gibi. Sıfır. Hani böyle pratiklerden de bu yanlış simülasyonlardan da kurtulup lütfen beraber inşa edelim diyorum ve susurum. Tam bu noktada ben araya destek kuvvet olarak girmek istiyorum. Çünkü istihap haddini birçok anlamda zorlayan bir kentten bahsediyoruz. İstanbul ölçeğinde bahsedeceksek resmi rakamlara göre olan nüfus ile resmi olmayan rakamlara göre nüfus arasında bile neredeyse sıfıra, bir sıfıra yakın fark olacak herhalde. Dolayısıyla altyapı sorunlarının birçok anlamda olduğu bir şehirde erişilebilirlik çok daha katmanlı bir sorun haline geliyor. Ki burada da farklı bedenlere sahip, farklı özelliklere sahip insanları ayırarak da söylemek istiyorum. Aslında her birey için, dahil ederek söylemek istiyorum daha doğrusu, her bir birey için kente hareket etmek zaten bir şekilde mücadele. Yani bir yerden bir yere ulaşmak, sağlıklı bir kaldırımda yürümek, kaldırımların yükseklikleri vesaire hepimizin bildiği sorunlar. Dolayısıyla altyapı olmayınca biz erişilebilir her şey gibi bir birlikteliği bir araya getirerek buna da işaret etmeye çalışıyoruz. Vurgulamak istediğim bir şey de bedensel özellikleri farklı olan bireylerin kurduğu, sonra da farklı olmayanların da dahil olduğu bir yapı. Ya birçok insanın aklında illa bir bedensel farklılık olması gerektiği gibi bir algı da oluşabiliyor. Buna
kapsayıcı bakarsak eğer şehir hepimiz için, dolayısıyla hepimizin erişilebilirlik anlamında taşın altına elini koyması lazım. Ve tabii ki böyle bir yapının ortaya çıkması umarım bir tür nefes ve bir tür heyecan olmuştur. Başka birimleri de harekete geçirebilecek, bazı şeyleri hatırlatabilecek bir sinyal haline gelir. Biz bu kapsamda ilkiz. Bizden önce de birçok yapı var tabii ki ve biz onların koydukları taşların üstüne başka taşlar da koymaya çalışıyoruz. O yüzden alanda çalışan herkese bir kere daha teşekkür etmiş olalım. Kültür sanat odağında erişilebilirliğe bunu bağlamak istiyorum. Şehir dediğimiz zaman birçok katmandan bahsediyoruz ve belki hayati şeyler daha aciliyet kazanıyor gibi görünüyor. Kamusal alanda erişilebilirlik, sağlık alanında erişilebilirlik gibi daha çok konu başlığı açabiliriz. Hukuki alanda erişilebilirlik gibi. Biz kültür sanat alanında biraz daha aktif olarak bir de şöyle bir soru yaktık sanırım. Ya şimdi bu lüks değil miydi? Önce başka şeyleri yapsak daha iyi olmaz mıydı? Bunu düşündürtebilmek de çok güzel. Çünkü kültür sanat da hayatın çok çok önemli bir parçası. Ve bir kamu kurum kuruluşu ya da özel bir kuruluş, bir müze, bir galeri şunu diyordu. Ya biz içerik üreteceğiz ama gelecek biri yok. Ya da izleyici tarafında izleyiciler biz gitmek istiyoruz ama bu sefer neyi izleyeceğiz, neyi göreceğiz? Bize uygun bir içerik yok. Bu noktada bir fayda sağlayabildiğimizi umuyorum. Gördüğümüz görüntülerde de Sabancı Müzesi'nde geçtiğimiz ay içerisinde sonlanan Dün Bugün İstanbul sergisinin erişilebilirlik görselleri var. Burada ne yaptık? Kısaca ondan bahsetmek isterim. Yani kültür sanatta erişilebilirlik dediğimizde neyi anlıyoruz? Biz ne üstüne çalışıyoruz? Çok kabaca o mekanı ve o mekanda sergilenen işleri farklı ölçeklerde erişilebilir hale getirmeye çalışıyoruz. Bu sergi özelinde de bunları yapmaya çalıştık. Yani o mekanda görmeyen ya da duymayan ya da çeşitli görme duyma farklılıkları yaşayan bir birey geldiğinde kendisi bireysel olarak nasıl gezebilir üzerine kafa yorup mekana bir körcül tarif yazdık. Bu konuda Serin bize daha detaylı anlatacaktır onu vaktimiz olduğunca. Önce çünkü o mekana gelebilmemiz gerekiyor. Tamam, içerideki işleri erişilebilir yapacağız ama bir oraya nasıl gelebiliyoruz? Orada herhangi bir ihtiyacı nasıl giderebiliyor kişi? Bunları anlatmak üzere. Çok basit teknikler var. Aslında birçok insanın da kendi mekanda uygulayabileceği şeyler de var. Diğer tarafında da işlere bir çeviri uyguladık. Bir sergi salonuna girdiğimizde bizim coğrafyamızda Türkçesini ve İngilizcesini görüyoruz aslında. Biz ona o metni, sergide olan eser metnini İngilizcenin yanında Türk işaret dili uygulamasını ve Braille alfabesinin basılmış halini koyarak iki dil daha koymuş olduk. Bir de o eseri sesli betimleyerek bütün mekanla birlikte nasıl anlatırız? Bulunduğu, diyelim ki bir tane resimden bahsediyoruz, yağlı boya bir resim. O resim bulunduğu mekan içinde ne anlama geliyor? Nasıl boyutlarda bir iletişim kuruyor? Nasıl bir etkileşimi var? İzleyici kişi oraya geldiğinde nasıl bir mesafeyle karşılaşıyor? Bunları anlattığımız bir sesli betimleme ekleyerek bütünsel bir deneyim yaşamasına destek olmaya çalıştık izleyicinin. Ve belki de en mutlu edici taraflarından biri, kullanıcı deneyimiyle oraya gelip sergiyi deneyimleyen, duyma farklılığı yaşayan sanatçılardan bir tanesi şöyle bir şey ekledi. Sergi gezdikten sonra, ekranlardaki işaret dili uygulamasını gördükten sonra, ben ilk defa kendimi bu ülkenin vatandaşı gibi hissediyorum. Şimdi bizim burada bir düşünmemiz lazım gerçekten. Dolayısıyla bunun devamlılığını nasıl sağlarız? Sadece bize heşe olarak değil, hep birlikte bunun devamlılığını nasıl sağlarız? O kurum, o sanatçılar, sergiye katılan sanatçılar, küratör, herhangi bir birim artistik anlamda buradan çıktığında yeni katılacağı sergide, yeni katılacağı konferansta ya herhalde burada da erişilebilirlik uygulaması olacaktır değil mi sorusunu sorabilir hale gelirse, biz hep birlikte erişilebilirlik kültürüne birden fazla belki taş koymuş olabiliriz diye umuyorum, umuyoruz. Hepimiz umuyoruz gerçekten. Yani bu Türkiye'de de
o kadar gündelik hayatımızın içinde, krizler içindeyken sürekli bir takım hiyerarşiler kurulması. Bunun da sırası mı şimdi? Bu da biraz yani onun da sırası sonra değil mi? Bu çok gündelik hayatımızda duyduğumuz, işte kurumların da çok stratejilerinde uyguladığı kimi durumlar ve bu oldukça tehlikeli. Bunun altını çizmeniz çok önemli. Kültür, sanat, kent hakkının, kent hayatının, gündelik hayatımızın çok önemli bir bileşeni ve bunun erişilebilirliğini de özellikle tartışmak gerekiyor. Özellikle altını çizdiğiniz gibi yalnız fiziksel erişilebilirlik değil, içeriğin de erişilebilirliği üzerine çalışmalar yapmak gerekiyor. Dediğiniz gibi pek çok bununla ilgili farklı alanlarda çalışmalar yaptınız. Bir tanesi de bizim özellikle yakından takip ettiğimiz Dün Bugün İstanbul sergisiyle ilgiliydi. Bunun yanı sıra başka neler düşünülebilir? Kültür sanat odağında erişilebilirlik dediğimizde neler yapılabilir? Özellikle kültür sanat aktörleri neler yapabilir bununla ilgili? Onu da sorabilir miyim biraz detaylandırmanızı? Ben burada bir tık araya girebilir miyim? Deminki soruyla da bununla da ilgili şöyle bir tık, biraz geri geleceğim. Aslında erişilebilirliği ele alırken bir şu şekilde ele almamız gerekiyor bu noktada. Kentte de böyle yani geçen katılımın çalıştığı halde de konuşuluyor da hani kentte erişebilirlik nasıl yere oturuyor diye. Aslında erişebilirlik sorununun bir şu anda olan sorunu çözmek, bir de yeni sorun üretmemek üzerinden düşünmemiz lazım gibi geliyor bana. Yani mesela kent odağında yeni bir yapılan yapılaşma var. Yani kentsel dönüşüm diye bir durumla karşı karşıyayız. Burada kentsel dönüşüm yapılırken aslında yeniden bir inşaat sürecine giriyorken ya da kültür sanat odağına baktığımızda sürekli yeni yeni sergiler, yeni yeni içerikler oluşturuluyor. Bir olağan içerikleri ya da olağan kenti aslında erişebilirliğini ele alıp burayı çözmek, bir de yeni üretilen şeylerin erişebilir bir şekilde üretimimizdi. Yani biz bir tarafı da ele almıyoruz şu anda. Ne yeni yaptığımız şeyleri de yine erişebilirliği göz önünde bulundurmadığımızda aslında yeniden erişebilir olmayan ve erişebilirlik sorunu bulunan bir kent ya da kültür sanat üretiyoruz. Ne de geçmiş ürettiğimizi yeniliyoruz. Aslında bir yerden başlayarak bunun bir döngü halinde her yere yayılan almak ve kılmak lazım diye bir oraya girmek istedim. Kültür sanat uzmanında ben toparlayıp belki eser de orada mutlaka gözetim. Yani kültür sanat uzmanında neler yapılabilir dedin ya, yani aslında gene bunun bir insan hakkı olarak düşünülmesinin altı çizmek istiyorum. Yani ne kadar yağmur yüzünün çıkıp bir sergi gezme hakkı varsa hali yüzünde onunla eşit derecede o sergiyi gezme hakkı var. Ya da kör bir bireyin de işinden çıkıp o sergiyi gezme hakkı var. Yani burada şeyi böyle altını çize çize vurgulamak istiyorum. Biz herhangi bir şeyi erişilebilir kılmadığımızda aslında bir grubun insani haklarının birçoğunu elinden alıyoruz. Yani bir hak ihlali de var burada. Abi. Buradan bakarak gittiğimizde zaten kültür sanatta da her şeyin böyle düşünülmesi, evet maliyetli şeyler, kültür sanat diyoruz, erişilebilirlik diyoruz, bunların birleşmesi diyoruz ama en başta böyle kurgulandığında, böyle bütçelendirildiğinde altından kalkamayacak şeyler değil. Çünkü kurguyu öyle yapmakla yapılmış bir şey yeniden erişilebilirlik eklemek arasında da zaman, mekan ve maddi yönler arasında inanılmaz bir fark oluyor. Ben burada belki yeni sanat üreticilerine, yeniden kültür sanat mekanları
üretecek insanlara, yapılara seslenmek istiyorum. O düşünceyi herkes için düşünerek kurguladıklarında o yapıyı ya da o sanat eserini zaten insani bir hakkı vermiş olacaklar. Yani burada gene bunu hep kafanın bir yerine yapıştırıp bununla birlikte düşünmek, bununla birlikte sanat eseri üretmek, bununla birlikte mimari bir tasarım yapmak, bir içerik üretmek var. Bunu sonradan düşündüğümüzde işte hem ayrıcı kalıyor bence bir yandan, hem de işte ek maliyet, ek zaman, ek kafa gücü gibi şeyler çıkıyor. Evet, burada özellikle vurguladığınız bunun böyle bir yolda eklenen bir böyle bir yaklaşımı da olsun değil, en baştan kent planlamanın, kültür sanattaki her türlü etkinliğin, her türlü projenin bu şekilde planlanması gerekiyor. Çünkü özellikle altın çizdiğin gibi bunun bu şekilde düşünülmemesi hem bir tür ayrımcılık ve dışlayıcılık, aynı zamanda bir tür hak ihlali. Bu çok önemli ve aslında bunun bizzat sürecin, planlamanın bir parçası olarak her türlü erişilebilir kılma üzerine bir planlama yapılması çok önemli. Buna bir de bir erişilebilirlik ekleyelim, bir de rampa koyalım şunun girişine gibi değil. Bunun aslında bizim gündelik hayatımızda ya da planlama süreçlerinde bizzat paydaşı olacak bir aslında temel bileşen olarak düşünmemiz gerekiyor. Hale ben tekrar söz vermek istiyorum. Çünkü hem bu kent hakkı odağında hem de kültür sanat odağında ekleyecekleri olabilir diye düşünüyorum. Belki sonra Eser daha detaylandırabilir. Yağmur, içimi okudun gibi oldu. Ben de söz almak istiyordum Seben'den sonra. Dahil olmak istemedim böyle zamanı yönetemeyeceğimi endişesine girerek, ama çok kısa ben de şeyleri çok önemsiyorum aslında. Bizzat yaşadığım deneyimleri aktarma, yani hani bizim zihnimizde de görsel bir algı olabilmesi için yaşadığım deneyimleri aktarabilme, o örneklerle desteklemeyi çok önemsiyorum. Şimdi hikayeniz zaten en başında üçümüzün de ortak noktası olan engellenmişlik, yani erişilebilirlik sıkıntılarından doğduğundan bahsettik. Bu noktada aslında mesela ben bugün yağmurlu bir havada Anadolu yakasının Avrupa yakasına bir Christmas Market'a gidiyor olacağım. Ve burada bir festival, yani hani böyle aylarca çalışılmış bir festivale katılıyor olacağım. Bir konser de yapılıyor olacak. Düzenlemeler vesaire müthiş, yani hani bakıldığında içerik anlamında herkesin orada olmasını hayal ettiği bir şey var. Ama ben giderken, daha gitmeden, yani hani o biletleme esnasında birincisi hani o bilete gerçekten erişebiliyor muyum? Yani ekran okuyucu sistemiyle uyarlanmış bir biletleme sistemi var mı? Yani bu içeriksel anlamda erişilebilirlikten bahsettik ya, birçok uygulama, birçok aslında biletleme sitelerinde görüyoruz ki daha kültür sanat anlamında, yani sinemadır, tiyatrodur, festival bileti alırken dahi daha o bilet alma aşamasında zaten engellenmiş oluyoruz. Çünkü içeriye erişemiyoruz. Ya da işte bir koltuk numarası veriliyor olacak. Ben mesela tekerlekli sandalyede oturuyorum ve eğer ki düzen benim önde olmam gerekiyorsa ve hani o merdivenlere erişemeyeceksem, işte bir tekerlekli sandalye alanına ayrılmış özel bir alan var mı? Hani biletleme esnasında ben onu alabiliyor muyum gibi sıkıntılar olabiliyor. En başında buradan başlıyor. Şimdi yağmurlu bir hava. Şu an bakıyorum karşıma, görüyorum aydınlık. Ve Anadolu yakasından Avrupa yakasına gidiyor olacağım. Tekerlekli sandalyede benim araba içerisinde oturarak geçirdiğim her dakika aslında vücuduma bir ağrı. Yani ben kent şeyinde bakıldığında, yani İstanbul'un bu trafik sorunundan da yola çıkarak 1,5-2 saatte gittiğim, eğlenmek için, tırnak içinde eğlenmek, keyif almak, sosyal olabilmek için gittiğim bir mekana 2 saat oturarak zaten bel ağrısıyla, mental yorgunlukla erişiyorum ve o şekilde gidiyorum. Doğal olarak aslında herkesten bir sıfır geride başlıyorum. Oraya gittiğimde bitmiyor. Otopark sorunu, nereye park edeceğim, kalabalığın içinden nasıl geçeceğim, biletimi nasıl alacağım,
Oraya gittim, işte bir iki bardak bir şeyler içtim, sosyalleştim, tuvalet ihtiyacım geldi, insani bir ihtiyaç. Acaba ben erişilebilir bir şekilde tuvalet bulabilecek miyim? O şekilde hani günümü sonlandırabilecek miyim? Ya da işte bu arada yani erişemediğim yerler de olabilir, merdivenli, basamaklı yerler. Hani onlardan daha bahsetmiyorum bile. Yani şöyle bir şey çizdiğimde kafamda yani... Bir günlük bir etkinlik için kurguladığım bu zihni yorgunluğumu algılayabiliyor musunuz? Yani bakıldığında hali sadece bugün eğlenmek istiyor ve vakit ayırmak istiyor kendisine. Ama bunu gerçekleştirebilmek gerçekten çok zor. Kaldı ki ben kendi aracımla seyahat ediyorum. Sebel'in dediği gibi aslında. Ben oraya toplu taşımayla gitmeye çalışsam, metroyu kullansam, otobüsleri kullansam vesaire vesaire. Bunlara çarpı iki... Daha sıkıntılar ekleniyor olacak gibi düşünebiliriz aslında. Biz zaten yaşanmıştık ve çok böyle taze bir örnek olmasından dolayı da bunu paylaşmak istedim. Baştan evet. Sona bir süreç. Evet, gerçekten planlamayla başlayıp planlamayla ve hesaplamayla bitmesi gerçekten. Bir de aynı zamanda şu bakımdan da önemliydi verdiğin örnek. Yalnız kültür sanat içeriğinin erişilebilirliği değil, bunun ulaşımda erişilebilirlik, kamusal alanda erişilebilirlik gibi pek çok farklı erişilebilirlik konusuyla bir arada ele alınması gerekiyor. Bu da oldukça önemli, bir o kadar da karmaşık bir mesele. Gerçekten önemli. Eserin bu konuyla ilgili belki neler yapılabilir üzerine kültür sanat odağında bu konuda uzmanlığı olduğu için ekleyecekleri vardır derken, sürenin de sonuna geldiğimiz için aynı zamanda şunu da birleştirebilir misin sevgili Eser? Bununla ilgili neler yapılabilir, kültür sanat aktörleri neler yapabilir? Aynı zamanda bizi izleyip erişilebilir her şeyden çok etkilenen, bunun parçası olmak isteyen, destek vermek isteyen, bununla ilgili kendi gündelik hayatında, mesleğinde bir şeyleri değiştirmek isteyenler ne yapabilirler? Bir de onunla birleştirebilirsem harika olur, izleyicilerimiz de bilgilenmiş olur. Çok teşekkür. Hemen toparlayalım. Bir de bütün bunlara ek çocukları ve ileri yaşlı bireyleri de eklemek lazım. Yani bedensel özellikleri tırnak içinde standardın dışı olan herkes için söylediklerimiz aslında geçerli. Kültür sanat odağında da şuna vurgu yapmak bana çok manalı geliyor. Gerçekten her aktör, kurum, kuruluş, birey, sanatçı, küratör, yapımcı, program yapımcısı her neyse, ben yaptığım şeyi, ürettiğim içeriği gerçekten nasıl diğer insanların da değil, herkesin anlayabileceği biçimde üretebilirim diye kapsayıcı düşünmeye teşvik edebiliyorsak, o zaman gerçekten bir şey yapmış oluyoruz. Bir şeyin erişilebilir olması nedir diye düşünürse eğer insanlar, orada bizimle ya da bizim gibi başka kişilerle iletişime geçebilirler ve bir tartışma zemini yaratmış oluruz. Ve bunu her anlamda yapabilirler. Mesela en basitinden bir sosyal medyaya koyulan gönderi içeriği. Instagram'da söyleyebilirim sanıyorum ismini. Instagram'da bir uygulama var. Orada alternatif metin koyulması ibaresi var. Alternatif metine bir bilgi koyduğunuzda, bir metin koyduğunuzda körcül tarif, telefonunda körcül tarif uygulaması olan kişi bunu okuyabiliyor. Misal, yani sadece artistik taraftan değil, aslında çok basit gündelik taraflardan da bir şeyler eklemek istiyorum. O yüzden bunu söylüyorum toparlarken. Ve de İnternet sitesinin erişilebilirliği, az önce Hale'nin bahsettiği biletleme vesaire gibi yerlerde yine her internet sitesinin erişilebilirliğiyle bağlantılandırılabilir. Daha kültür sanat odağında da bunun bir tartışma konusu olması bence en temelinde olan şey. Yani neden bunu erişilebilir yapmalıyız sorusunu eğer kişi kendine soruyorsa, o zaman çünkü ilmekler atılmaya başlanıyor. Biz onları inşa etmeye çalışıyoruz şu anda. Ve mesela yine son sergiden örnek vereceğim. Sonrasında bir video çekildi, erişilebilirlik uygulamalarını anlatan kısa bir video, 5 dakikalık. O videoyu izledikten sonra sergi katılımcısı sanatçı arkadaşlarımızdan biri gelip dedi ki, ben şimdi anladım sizin ne yaptığınızı. Yani aslında biz hep birlikte, dünyada hiç olmayan bir şey değil ama bizim ölçeğimizde bu kapsamda olmayan bir şey yapmaya çalışıyoruz. O yüzden düşünmeye aslında teşvik etmek bence yapılacak en net şey diyeyim. Belki Serim'in de başka eklemeleri olur burada. Burada şeyi düşünmek çok değerli. Hali mesela bir döngüden bahsetti. Yani hep kurumları şu şekilde alıyoruz. Kurumların özel müşteri deneyimli yolculukları var aslında. Yani herkes hayatında bir yolculuk yaşıyor.
bu yolculuğu çizip bu yolculuğa nasıl erişebilir, kılınabilir üzerine düşünmek gerekli. Yani bir kurum ya da bir kişi bir yere de düşünecekse aslında burayı kullananlar nasıl bir yolculuk yaşıyor? Bu yolculuğu nasıl erişebilir, kılınabilir üzerine düşünmesi değerli. Yani evden bilet almaktan başlıyor yolculuk. Biletimizi aldık. Her engel grubu biletimi alabildi mi? Mekana ulaşabildim mi? Ulaşırken neler yaşadı? Ya da mekana geldiğimde içeriklere ulaşabildim mi? İçeriklere ulaşabildim mi? Aslında bütün süreci hep bir döngü olarak düşünmesi ve kapsacılığını ele alması değerli ve aslında demin de dediğim gibi yeni içerik üretirken bunları baştan kurgulamak ve baştan evrensel tasarımla kurgulamak değerli. Çünkü senin de dediği gibi evrensel tasarımı baştan dahil ettiğinizde ne öğretiyorsunuz oraya? Aslında bunları maliyetli ya da zor şeyler olmadan çıkıyor. Aslında zorlandığımız şey bunları baştan düşünmemiz diyebilirim. O yüzden herkesin kendi alanını herkesin kullanabileceği şekilde düşünerek başta o şekilde tasarlanması önemli geliyor şeye. Evet, burada son olarak bir de nasıl ulaşabilir bu yolculuğa çıkmak isteyenler deyip bitirebiliriz. İnternet sitemizden www.erişilebilirherşey.com. Yine Instagram, Twitter, Facebook /erişilebilirherşey ya da info ya yazabilirler sitemizde direkt ulaşabilecekleri basit bir form var. Buralardan bize ulaşıp iletişime geçip nasıl öğrettikleri her neyse, yaptıkları her neyse onu erişilebilir kılabilirler. Bu konuda bizden danışmanlık istiyoruz. Ve bir sürü farklı şey anlamında bize gelebilirler diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Yağmur, bizi yağmurlu bir günde konuk ettiğin için. Ben çok teşekkür ederim. Şehir hepimizin, şehrin hepimizin olması için hepimizin yapacağı pek çok şey var. Bunların pek çoğunu kapsayabildik. Herkesin yapabileceği bu konuyla ilgili pek çok neler olabilir? Erişilebilirlik ne demek? Nasıl bunu daha geniş ve kapsayıcı bir anlamda düşünebiliriz? Fiziksel erişilebilirlikten ötede hepimizi aydınlattınız. Çok teşekkürler. İyi ki geldiniz, vakit ayırdınız. Ben çok keyif aldım. Sevgili Seben Ayşe Dayı, Serin Berke Yarar, Hale Yıldız ve Eser Epe Özdemir ile birlikteydik. Erişilebilir Her Şey sosyal girişimini konuştuk. Sevgili Ali Vatansever de rejide bizlere destek oldu. Hepinize çok teşekkürler. Şehir Hepimizin izlediğiniz, hoşçakalın. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.